Ben Kemal, sana söz veriyorum. Aleyküm muhterem Kütahyalı kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah pazar günü yapılacak olan seçimlerin memleketimiz, milletimiz için, Kütahya'mız için hayırlara vesile olmasını sizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu noktada da sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Tabii yağmur bereket demektir ama bir mitikle de yağmur sizlerin ıslanması manasına geliyor. Bu yağmura rağmen burada böyle muazzam bir kalabalığı oluşturmanızdan dolayı teşekkürü de bir borç biliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem kardeşlerim, öncelikle şunu hemen ifade edeyim. Bu pazar günü seçime gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz. Kavgaya gitmiyoruz. Biz ülkemizi kimin yönetmesine karar vermek için sandığa gidiyoruz. Bugüne kadar bu ülkeyi yönetmekte başarı gösteremeyenler giderek ekonomik yönden bizi bir çıkmazın içine sürükleyenlere artık razı değiliz. Bunu ispat etmek için sandığa gidiyoruz. Muhterem kardeşlerim, elbette üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz? Şu anda iktidar kaybedeceğini anladı. Bundan dolayı da bir korkuya kapıldı. Ne edeceğini, ne söyleyeceğini, insanımızı nasıl ikna edeceğini bilemiyor. Maalesef her türlü yalan, her türlü iftira şu anda tek seçim malzemeleri haline geldi. Hiç yuh çekmeye gerek yok. Muhterem kardeşlerim, Allah nasip ederse bu seçimde mutlaka bu iktidar gidecek. Yerine de hakkı, adaleti üstün tutan, sizi bugün içine sürüklenmiş olduğunuz ekonomik sıkıntılardan kurtaracak Millet İttifakı gelecek. Biz buna samimi olarak inanıyoruz. Bendeniz Allah sizlerden razı olsun. Hem direneceğiz hem de birleşeceğiz. Birlikte direneceğiz. Muhterem kardeşlerim, şu anda çektiğimiz sıkıntılar belli. Hakikaten bu sıkıntılardan kurtulmak hem bir bakıma çok kolay, bir bakıma da imkansız gibi. Gerçekleri görmezsek bu sıkıntılardan kurtulmamız mümkün değil. Biz ne istiyoruz dedik gelirken, bizim istediğimiz adalet. Birinci numara, adalet olmadan devlet olmaz. Adalet devletin temelidir. Onun için ne olursa olsun adaleti tesiste kararlıyız. Hay Allah sizlerden razı olsun. Mutlaka hakkı da, hukuku da, adaleti de tesis edeceğiz. Bakın muhterem kardeşlerim,
bir yerlerde öyle menfi propagandalar yapıyor ki aklım havsalam almıyor. Adeta bu meseleyi bir iman meselesi haline getirmek istiyorlar. Yok arkadaş, hiç biz buna yolamaktan vazgeçin. Biz buna rıza göstermeyiz. Elhamdülillah bizler Müslümanlar inançlı insanlarız. Ama inanç demek hakkı üstün tutmayı gerektirir. Adaleti gerektirir. Dürüstlüğü gerektirir. Yalan söylememeyi, kimseye iftira etmemeyi, ekonomik yönden de mutlaka israftan vazgeçmeyi, tasarrufa yönelmeyi, adil olmasını gelirlerin temin etmeyi gerektirir. Biz bir taraftan yolsuzluk yapacağız, sonra da inanca tevessül edeceğiz. Bir taraftan haram yiyeceğiz, sonra hakka tevessül edeceğiz. Biz buna hiçbir zaman bu çifte standarda rıza gösteremeyiz. Bizim peşinden gittiğimiz Peygamber Efendimizin bir özelliği var. Nedir o biliyor musunuz? Başka peygamberlerde de aynısı var ama bizim Peygamber Efendimizin başka bir özelliği var. Muhammedül Emin olarak tanınması. Biz emin insanlar istiyoruz. Yalan söyleyen değil, iftira eden değil, hakaret eden değil. Kendisini ak kaşık gibi görenlerden değil, ak kaşık olanlardan adam olmasını istiyoruz. Herkesi kucaklayacağız. Bugün bizimle kavgaya tutuşanları da kucaklayacağız. Onun için demin söylediğim adalet mefhumu, dürüstlük, yetim malına el uzatmamak, yolsuzluğa tevessül etmemek, ekonomiyi düzeltmenin ilk adımıdır. Saraylar yapılarak Türkiye güçlenmez. Bunu herkes böyle bilmeli. 1000 kişilik sarayda oturacaksın. Amerika'nın, biz Beyaz Saray diyoruz ya, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın oturduğu eve, oranın adı İngilizce tam tercüme edilirse beyaz ev manasına gelir. Beyaz ev demek. Bizimkiler evde oturmayı sindiremiyorlar. İlle de sarayda oturacaklar. Yok ya. Bu ülkenin problemleri saraydan çözülmez. Garibanın halini anlayacaksın. Mağdur olan insanın halini anlayacaksın. Aciz düşen, devlet karşısında hakkını savunamayan insanın halini anlayacaksın. O zaman sen adil olabilirsin. Ama sarayda oturduğun zaman gariban umurunda bile değil senin. Biz bunu bilmiyor muyuz? Bu senin icraatlarınla ortaya çıkıyor. Bu ülke kalkınacaksa savurganlıktan kurtulup üretime dönük yatırımlarla kalkınır. 1950'lerde kurulan azot sanayi ne oldu? Biliyor musunuz? O zaman azot sanayinde 3500-4000 insan çalışırdı. Şimdi soruyorum, 200 kişi kaldı diyorlar. Nerede bu tesisler? Nasıl olacak da Kütahya müreffeh bir ilimiz haline gelecek? Nasıl olacak da Kütahya'nın bütün tarım arazileri, Kütahya'nın maden zenginlikleri değerlendirilebilecek? Siz bunları yapmadan Türkiye'yi güçlü bir ülke haline getiremezsiniz. Bundan dolayıdır ki tasarrufa gideceğiz, israf yapmayacağız. Hiçbir zaman yolsuzluğa tevessül etmeyeceğiz. Aynı zamanda yanlış,
israfa kaçan yatırımlar da yapmayacağız. Bir binayı, devlet binasını yıkacaksın, yerine modernmiş diye yeni bir bina koyacaksın. Ya Allah'tan kork, önce milletin karnını bir doyur, ondan sonra ona yapmaya sıra gelebilir. Onun için biz verimli yatırımlara bütün kaynaklarımızı tahsis edeceğiz. Göreceksiniz, herkes şaşıracak. Yahu nasıl oldu da bu kadar kısa bir zamanda ülkemiz ayağa kalktı? Nasıl oldu da ben aldığım ücretle geçinemezken şimdi tasarruf etme imkanına kavuştum? Bunu diyeceksiniz Allah'ın izniyle. Muhterem kardeşlerim, önce yanlıştan kurtulmak, sonra doğru karar vermek icap eder. Yanlıştan kurtulmadan bu ülke ayağa kalkamaz. Doğru karar vermek de sadece ve sadece milletin, yani sizin, yani Kütahyalıların menfaatine olan yatırımları yapmaktan geçer. İnşallah bunların hepsi gerçekleşecek. İnşallah bu ülkede huzur ve barış hakim olacak. Son 3-4 günün badireli geçeceğini maalesef görür gibiyim. İftiraların sonu gelmeyecek. Yalanın sonu gelmeyecek. Yanlış iddiaların sonu gelmeyecek. Ama siz gerçekleri görüyorsunuz. Bu gerçekleri gördüğünüz zaman sandığa da sahip çıktığımızda inşallah pazar günü seçimlerde sandıklarda bir patlama meydana gelecek. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Her gittiğim yerde bunu gördüm. Allah razı olsun. Bakın Kütahya'da bu yağmurun altında sizlerin bir araya gelebilmesi, kendi düşüncenizi, inancınızı gündeme getirmeniz, dinlendirmeniz bizim ümidimizi ister istemez artırıyor. Her şey değişecek. Her şey güzelleşecek. Biz iki şeye çok önem veriyoruz. Bakın, Allah razı olsun. İki şeye çok önem veriyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim bağımsızlığımız ve sınırlarımızın korunmasıdır. Ne pahalısına olursa olsun, biz bu sınırları değiştirmek isteyenlere, üzerimizde oyun oynayanlara fırsat vermeyeceğiz. Ölürüz ama bu vatanı kimseye peşkeş çektirmeyiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Teröre de prim vermeyiz, anarşiye de prim vermeyiz. İkincisi ise aile yapımızın korunmasıdır. Biz aile yapımızı da koruyacağız. Aile dediğiniz zaman bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bu bizim olmazsa olmaz anlayışımızdır. Ahlak bunun üzerine oturur. Toplumsal ahlak için bunu özellikle söylüyorum. Bundan dolayı da ülkemizde aile yapısını güçlendirerek çok sağlam bir ülke haline geleceğiz. Muhterem kardeşlerim, sayılacak problemlerimiz çok. Eğitimde ciddi bir değişikliğe ihtiyaç var. Çocuklarımız küçük yaştan itibaren sağlam bir yapıya kavuşacak, bir meslek sahibi olacak, arkasından da geçimini sağlayacak bir iş imkanına kavuşacak. Sağlıkta endişemiz olmayacak. Mağdur olan, hasta olan, sıkıntıya düşen her kardeşimizin derdiyle dertlenilecek. Sağlık sigortası varmış yokmuş gibi bir ikilem ortaya çıkmayacak. İnşallah bunu da mutlaka gerçekleştireceğiz.
savunmada şu anda efendim SİHA'lar var, İHA'lar var. İşte yeni petrol bulduk. Şimdi kendi uçağımızı, tankımızı yapıyoruz. Ben size bir şey hatırlatacağım. Bundan önceki seçimlere giderken siz biliyor musunuz bilmem, ben unutmuştum, hatırlattılar. Kendi %100 ürettiğimiz arabanın tanıtımını yapmıştık biz. Kendi uçağımızın tanıtımını yapmıştık biz. Nerede bunlar? Ha, şimdi hayal kurarak sanki üretilen her ürün %100 yerliymiş gibi size takdim etmeye çalışıyorlar. Bakın yine taahhüt ediyoruz. Allah nasip eder iktidara gelirsek. Kendi uçağımız hem savaş uçağı hem yolcu uçağını en geç bir buçuk sene içinde havalandıracağız. Biz bunu yaparız. Buna samimi olarak inanıyorum. Yeter ki kaynak tahsis edilebilsin. Bugün müesseselerde çalışan kardeşlerimizin önü açılsın. Göreceksiniz, tankımız yürüdü dediler. Arkadaş, bu yürüttüğün tankı Pakistan'a satabiliyor musun? Satamıyorsun. Niye? Çünkü onun motorunu verenler diyor ki sen bunu başka ülkeye ihraç edemezsin. İzin vermem. Hani bizim motorumuz vardı orada? Aldatılmak istemiyoruz biz. Kendi arabamızı elbette kendimiz üreteceğiz. Fakat %100'ü yerli olarak üreteceğiz. Üzerinde bir tereddüt olmayacak. Bakın, Millet İttifakı gündeme geldiğinde, iktidara geldiğinde, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız olduğunda bu dediğimiz hamleler tahminlerimizden daha kısa zamanda gerçekleştirilecek. Bu kimin için fayda sağlayacak? Sizler için, bu memleket için, milletimiz için. Allah nasip ederse bizim bir tereddüdümüz yok. Sizin bu coşkunuz, bu kalabalığınız ümitlerimizi pekiştirdi. İnşallah pazar günü akşam sandıklar açıldıktan sonra hepimiz güzel bir haberle coşacağız. Şok yaşayacaklar karşımızdakiler. Şunu bilmiyorlar, sözümü tamamlıyorum. Şunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki biz iktidara gelirsek onların da tepesine bir yumruk inecek. Yok ya, biz şefkatli insanlarız. Biz yanlış yapan, hile yapan, suistimal yapanların elbette hesabını sorarız. Ama yanlış kanaatte olan insanlarımızı kucaklar, onları teskin ederiz. İnşallah herkese hayır gelmesi için gayret göstereceğiz. Muhterem kardeşlerim, sizi bu yağmur altında da, gerçi biraz yavaşladı, daha çok üşütmek istemiyorum. Biraz sonra Sayın Kılıçdaroğlu sizlere hitap edecek. Elbette onu dinleyeceksiniz. Şimdiden inşallah, inşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında bir araya gelecek, ülkemizin problemlerini birlikte çözecek ve bu ülkeyi dünyanın en müreffeh, en güçlü ülkeleri arasına dahil edeceğiz. Bu sözlerle hepinize gösterdiğiniz teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Dua ediyor, dualarınızı bekliyorum. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim.
Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.